Feride? Günaydın. Cüneyt. Cüneyt sevgilisini kaçırmaya geldi. Hadi kalk gidiyoruz. Sabah sabah nereye gidiyoruz? Ya Feride çok soru soruyorsun, hadi. Ya tamam, bari üstümü değiştirseydim. Bana bak, ya hemen çıkarsın ya da bütün gücümle Feride'yi seviyorum diye bağırırım. Tamam tamam tamam. Gözlerimi yaşarttı beni yollarda karşılamanız. Günaydın Zevzek. Günaydın abicim. Günaydın. Günaydın canım. Sabah sporuna mı abi? Abi, kızı böyle mi çıkartacaksın? Kemal. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Buyurun. Güle güle. Aşkım. Sen ne yaptın? Kahvaltı hazırlattım. Sanki evimizin bahçesindeymiş gibi. Hayal bu ya. Şimdi ben güzel karımla evimizin bahçesinde harika bir kahvaltı yapacağım. Karımla. Karım beni elleriyle besliyor ha. Hoca mı sürdün sen? Hı hı. Yakışmamış mı? Yo, çok yakışmış. Yani böyle daha mı iyi olmuş? Eskiden beğenmiyor muydun? Ben seni her zaman her halinde beğeniyorum. O güzel yumuşacık ellerini bir şey sürmene gerek yok. Feride'yi kahvaltıya götürdü. Sakın babana bir şey belli etme. Tamam tamam, söylemem. Ay anne, iyi ki söyledin. Babacığım, gündem yoğun yine galiba. Bakmak lazım kızım. Yaşadığın ülkede ne oluyor bilmezsen burnunun ucunu göremezsin. Osman Bey, buyur. Nazire, bana da bir tane yapar mısın? Hemen yaparım. Sen. Vallahi yaparsan içerim Nazır. Her işe koşma Nazire. Söyle Feride'ye sana yardım etsin. Ediyor. Etmez olur mu Osman Bey? Ben söylesem de yardım ediyor, söylemesem de. Kız kendini parçalıyor. Nerede o zaman? Kahvaltıda da yoktu. Biraz rahatsız ya. Evet evet, uzandı biraz. Cüneyt, kalksak mı artık? Şu reçelden yemeden hiçbir yere gitmem. Ama bu son, tamam mı? Bak, çok geç kaldık. Gitmem gerek. Zühre Hatun haberi var. İdare eder nasıl olsa. Zühre anneye söyledin mi? Yani burada baş başa olduğumuzu biliyorlar. Evet, ne var bunda? Ya Cüneyt ya. Kızardı. Kıyamam ben utangaç sevgilime. Yalan söylemekten iyidir değil mi? Evet. Oh be. Şöyle birazcık daha oturalım. Cüneyt. Yok, gidelim gene de. Zühre anne zor durumda kalmasın. Osman amca beni sormadan gitmem gerek. Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Ya Cüneyt, inşallah kimseye görünmem. Öpücük. Cüneyt, ne yapıyorsun? Şimdi birisi görecek. Hadi git, sen akşama görüşürüz. Peki küçük sevgilim, peki. Yine senin istediğin gibi olsun. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi git.
Hayırlı işler Osman Bey. Sağ ol Zühran. Babacığım, bunu unuttum. Sağ ol kızım. Al asmalık. Bu ne hal? Sabah sabah nereden geliyorsun bu halde? Hani hastaydı bu kız? Ben... Kes! Sana nerede olduğunu sormuyorum. Sormayacağım. Açıkçası öğrenmek istemiyorum. Ama şunu bil ki, ben kendi çocuklarıma dahi bu kadar müsamaha göstermedim. Göstermem. Osman amca. Hareketlerine dikkat et. Kendine çeki düzen ver. Bu evde yaşadığın sürece benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Bu aileye yakışır şekilde davranacaksın. Haddini bileceksin. Sana anasızlığını, babasızlığını hissettirmedim bugüne kadar. Kendi çocuklarından ayırmadım. Sen de buna göre davranacaksın. Osman Bey, yeter artık. Kız anladı. Ben çok özür dilerim. Bahçeye çıkabilir miyim diye bana sordu, ben de izin verdim. Artık bahçeye pijamayla mı çıkılıyor Zühra Hanım? Osman Bey. Kafi. Ben anlayacağımı anladım. Şimdi kulaklarını iyi aç, beni dinle. O kız bu evde yaşadığı sürece attığı her adımda benden izin alacak. Anlaşıldı mı? Osman Bey, kız duyacak. Duyarsa duysun. Feride, ne olur ağlama artık. Ay, hatırlamıyor musun? Babam bana da yapardı. Bekarken her şeyime karışırdı. Yok Yıldız abla, ne dese haklı. Bana güvendi, kapısını açtı. Yedirdi, içirdi, okuttu. Ben ne yapıyorum? Ona ihanet mi ediyorum Yıldız abla? Aa, o ne biçim laf? İhanet ne demek? Sen Cüneyt'i sevmekten başka ne yaptın ki? Bu dünyada daha güzel bir şey var mı Feride? Keşke kendimi tutabilseydim. Keşke Cüneyt'e hayır diyebilseydim. Ama ona çok aşığım Yıldız abla. Çok aşığım. Biliyorum kuzum benim. Cüneyt de sana çok aşık. Üzülme ne olur. Sevginiz her şeyin üstesinden gelecek. Her şey düzelecek. Ağlama artık.